Merhaba, bugünden itibaren size kısa videolarla akıllı mercekler hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz akıllı mercekler premium lensler, trifokal lensler, EDOF lensler gibi isimler veriyoruz. Bu lenslerin özelliği şu, kataraklı hasta ya da katarakt olmayan hastada merceğin alındıktan sonra içeriye bu lensin yerleştirilmesi. Lensin özelliğine, bu lensler gözün içine yerleştirildikten sonra ömür boyu bir daha hasta uzak, yakın ve orta mesafede gözlük takmaya ihtiyacı olmuyor. Ama tabii bunun için bir sürü detay var. Avantajları, dezavantajları, ne gibi sıkıntılar oluyor ne kadar başarılı oluyor gibi bu lens ait özellikleri bu video serisinde sizlere anlatacağım. Akıllı merceklerle ilgili en çok merak edilen ve sorulan sorulardan bir tanesi gece ışıkların saçılması, ışıkların dağılması, araba kullanırken olan problemler. Bu gerçekten oluyor mu? Evet, bazı hastalarda oluyor. Bunun olmaması için bu akıllı merceğin takılacağı gözün çok iyi seçilmesi lazım. Buna rağmen bu lenslerin özelliği olarak, lenslerin doğası olarak bir miktar, bir süre ışık saçılmaları, ışık dağılmaları gece olabilir. Her hastada aynı sürede bitmez. Genellikle 3 ay ile 1 yıl arasında yavaş yavaş kaybolur. Aynı yeni bir diş dolgusu, dilin değmesi ve bir süre sonra onu hissetmemesi gibi yavaş yavaş ortadan kaybolacaktır. Biz buna disfotopsi diyoruz. Bu sürenin sonunda yavaş yavaş hasta artık bunu hissetmez hale gelecektir. Ya da hissetse bile artık beyin onu algılayamaz hale getirecektir. Akıllı merceklerle ilgili çok sık sorulan sorulardan bir tanesi bana benim gözüm kesin sıfır olacak mı sorusu. Gerçekten doğru da bir soru. Evet, yapılan bir sürü testte ki bu teknik çok yüksek teknolojiyle yapılan testlerdir bunlar. Yaklaşık 1700'e yakın parametre ölçülür gözde bu kısa testlerle. Bunun sonucunda da gözün içine kaç numara mercek takılacağı önceden bilinir. Tabii ki her hastada küçük sapmalar olma ihtimali vardır. Bu sapmalar 0.50-0.75 civarındadır en fazla. Normalde sapmaz ama saparsa bu kadar sapar. Peki böyle bir sapma olur da daha sonra bir gözlük ihtiyacı olursa ne yapılabilir? Bu oldukça basittir bizim için. Mercek değişikliği de yapılabilir. Bu çok biraz sık sorulan sorulardan biridir ama genellikle yaptığımız kalan ufak bir numarada bir lazer tedavisiyle numaranın tamamen yok edilmesi mümkündür. Akıllı merceklerin ne zaman kullanıldığına dair çok soru var. Yani katarakt olmalı mı, katarakt olmamalı mı? Her ikisinde de olabilir. Yani katarakt olan hastada da katarakt alınıp mercek yerleştirilebilir. Henüz katarakt olmadan çok daha basit bir operasyonla gene ameliyatta mercek yerleştirilebilir. Ameliyatın sonunda bir daha katarakt olunmaz. Bu çok sık sorulan bir soru. Katarakt olunmaz, bir daha katarakt gelişmez. Gözün içine koyulan mercek akrilik bir madde olduğu için, bir tür plastiğin çok özel bir maddesi olduğu için yıllar içerisinde de bozulmaz. Yani tabiattaki ömrü 200-250 yıldır, insan ömründen uzundur. Merceğin bir daha bozulması söz konusu değildir. O halde akıllı mercek takılmış bir hastada bir daha katarakt olma söz konusu değildir. Uzak, yakın ve orta mesafenin düzelmiş olması gerekir ve bir daha merceğin göz içinde bozulmasını beklemeyiz. Akıllı merceklerle ilgili bana sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi lazer olmuş bir gözde akıllı mercek uygulanabilir mi? Evet, kesinlikle uygulanabilir. Bazı özellikleri var mı? Evet, var. En önemli özelliklerden bir tanesi ön ölçümlerin çok detaylı ve değişik yapılacak olması. Lazer olmuş bir göze uygun bazı testler yapılır. Bu testlerle hangi merceğin takılacağına karar verilir ve hangi numaranın takılacağına bu testlerle karar verilir. Miyop lazer olmuş, astigmat lazer olmuş ya da hipermetrop lazer olmuş gözlerde çok önemi yok. Testler sonucunda biz hangi merceği gözün içine takacağımızı kestirebiliriz. Bu seçeceğimiz mercekler ve lazer cerrahisi sonrası merceklerinde seçim çok önemlidir. Eski yapılmış lazere yani kornea dediğimiz gözün dış tabakası yapılmış lazerin durumuna göre, o tabakanın durumuna göre seçeceğimiz merceğe çok dikkat etmemiz ve ona göre seçim yapmamız lazım. Akıllı merceklerle ilgili sorulan bir diğer soru, her göze her lens takılabilir mi? Akıllı merceklerin hepsi aynı mı? Hayır, hepsi aynı değil. Her göze de aynı mercek takılmaz. Zaman zaman bizim meslektaşlarımızdan bir takım sıkıntılı durumlar oluyor. Sanki bir takım seçer gibi mercek seçen meslektaşlarımız oluyor. Yani hep aynı lensi, hep aynı merceği bütün gözlere takan meslektaşlarımız oluyor. Bu tabii aslında doğru bir şey değil. Ya da hastalardan öyle bazı teklifler geliyor. Bana şu merceği takın diye. Bu da söz konusu değil. Her göz için ayrı ölçülmeli, ayrıca plan yapılmalı ve ayrı bir lens takılmalı. Bu çok önemli. Eğer göze uygun lens seçilmezse daha sonrasında bir takım sıkıntılar olacaktır. Her lens o göze uygun seçilmeli, o göz için planlanmalı, doktor tarafından karar verilmeli ve o lens uygulanmalıdır. Birçok toplantı ve kongrede ve hastalar tarafından konuşulan, sorulan sorulardan bir tanesi retina hastalıklarında ya da glokom hastalarında akıllı mercekler uygulanabilir mi? Bu aslında çok ciddi ve önemli bir soru. Aslında tabii ilk tercih olmaması gerekir retina hastalarında ya da glokom hastalarında ama her retina hastalığında da akıllı mercek takılamaz diye bir şey yoktur. Özellikle sarı nokta hastalığında bir akıllı mercek tercih edilmemesi uygun olur ve kanamalı retina hastalarında. Glokom hastalarında da çok doğru seçim yapılarak akıllı mercekler kullanılır.
kullanılabilir. Doğru seçim ne demek? Doğru seçim, yeni EDOF denen lensler var. Bunlar Extended Depth of Focus dediğimiz uzatılmış görme derinliği, görme keskinliği, uzatılmış odak uzaklığı anlamına gelen bir kelime. Bu lenslerin üstünde halkalar, çizgiler yok. Bu durumda retina ve glokom hastalarında EDOF lensler kullanılabilir. Kuru göz çok akla gelen sorulardan bir tanesi. Yani akıllı mercek ameliyatlarında kuru göz olabilir mi? Ya da kuru gözlü bir hastada akıllı mercek uygulanabilir mi? Bu sorunun akla gelme sebebi lazerlerden sonra biliyorsunuz kuru göz oluşması ya da kuru gözlü hastalarda bazen lazer uygulamasını iptal etmemiz. Onun için bu akıllı mercek ameliyatlarında da akla geliyor. Aslında bu mercek ameliyatı kataraklı ya da kataraksız bir hastada yapılan mercek ameliyatında arkasından uzun süreli problemli kuru göz beklemeyiz. Peki kuru gözlü bir hastaya bu ameliyatı yaparken neye dikkat etmeliyiz? Bir kere ön tetkikler yapılırken, çekimler, testler yapılırken kuru gözün bir miktar tedavi edilmesinde yarar var. Çünkü çekimlerin doğru olması için göz yüzeyinin temiz ve doğru olması lazım. Daha sonra da ameliyatın uygulanmasında ve sonrasında da hastanın ameliyat sonrası rahat olmasında kuru gözün tedavi edilerek işlemin yapılmasında yarar var. Birçok hasta tarafından bana sorulan soru, ben normal hayatıma ne zaman dönebilirim? Bana akıllı mercek takıldı, ben ne zaman normal hayatıma dönmeliyim, dönebilirim? Bu çok tabii doğal bir soru, makul bir soru. Bir kere hemen ertesi gün ameliyat sonrası iş, güç, yürüyüş yapılabilir. İkinci gün hastalar duş, banyo alabilirler, seyahat edebilirler, uçağa binebilirler. Makyaj için aşağı yukarı ben bir hafta zaman veriyorum. Bir hafta 10 gün sonra makyaj yapılabilir. Makyaj yapmaktan çok silerken bastırılmasını istemiyorum. Spor tabii önemli, onu çok soran var. Hemen ertesi günden itibaren hızlı yürüyüş yapılabilir. İkinci hafta koşulara başlanabilir. Üçüncü hafta eğer bir spor salonuna gidiliyorsa gidilebilir. Yüzme ve havuz, deniz için aşağı yukarı ben bir hafta 10 günlük bir süre veriyorum. Daha uzatanlar da var. Ama normal şartlarda günlük yaşantınıza 24-48 saat içinde dönebilirsiniz. Hastaların çok merak ettiği sorulardan biri de operasyon süresinin, ameliyat süresinin ne kadar olduğu, akıllı mercekler ne kadarlık bir ameliyatla göze uygulanabilir diye. İyi bir cerrah için bu normal bir katarakta ya da kataraksız bir gözde aşağı yukarı her göz 8-10 dakika kadar sürer. Çok sert bir katarakt ise ameliyat edeceğimiz göz bu aşağı yukarı 10-15 dakikayı bulabilir. Bu ağrılı olmayan, süreci rahat olan, hasta açısından sıkıntısı olmayan bir ameliyat sürecidir. Çok yumuşak kataraklı ya da kataraktı olmayan akıllı mercek sadece gözlük atmak için uygulanan hastalarda bir gözün ameliyatı yaklaşık 7-8 dakikaya kadar düşebilir. Ama çok sert kataraklarda 15-20 dakikayı bulabilir. Ameliyat sonrasında gözü kapatma diye bir şey yok artık. Gözler o şekilde açık olarak ya da bir koruyucu, şeffaf bir gözlükle çıkabiliyoruz ve ertesi günkü kontrole kadar o şekilde kalıyoruz. Akıllı merceklerle ilgili bana göre en önemli konulardan bir tanesi ön muayene. Yani hastanın bir akıllı mercek için ne kadar ve ne iyi ve ne kadar detaylı hazırlandığı. Bu en önemli bölüm. Burada birçok testten geçiyor hasta. Bir gözün arkası, önü, kornea yapısı, mercek, ölçümler, detaylar, bir sürü detay var. Ve bu 8-10 dakikalık ameliyat süresi olan bir göz için belki 1 saat, 1,5 saatlik bir ön muayene gerekiyor. Bu çok önemli bir bölüm. Bu testler aşağı yukarı 1 saat, 1,5 saat kadar sürüyor. Öncesinde kontak lensin çıkmış olması gerekiyor bir gün, iki gün önce. Ondan sonra da bu testleri önümüze alıyoruz, ekrana döküyoruz, hastaya anlatıyoruz gözünde ne olduğunu. Bir tür hem anlatıyoruz hem de değerlendirme yapıyoruz. Yani bu gözde hangi akıllı mercek takılmalı, nasıl takılmalı, nasıl karar vermeli ve daha sonrasında da hasta bu mercekle ne kadar süre ufak tefek nasıl problemler yaşayabilir, bunların hepsini tek tek anlatıyoruz bu muayene sonrasında. Hastaların bana akıllı mercek sonrası çok sık sorduğu sorulardan bir tanesi, zaman içerisinde numaram değişir mi? Yani ameliyat sonrasında evet sıfır oldum, uzağa yakını, orta mesafeyi gözlüksüz görüyorum ama daha sonrasında bu değişebilir mi? Aslında normal şartlarda bu bir tür katarakt ameliyatı olduğu için, bir mercek ameliyatı olduğu için, kendi doğal merceği çıkıp yerine bizim suni merceği yerleştirdiğimiz bir ameliyat olduğu için kolay kolay numara değişmez. Artık değişkeni ortadan kaldırmış oluyoruz. Ama tek başına gözün içindeki lens de değişmez. Numara kriteri değil. Aynı zamanda gözün ön yüzeyindeki kornea, gözün bazı parametreleri zamanla, yaşla değişebiliyor. Ama bu değişme 0.50-0.75 dioptriyi, yani çok küçük bir değeri geçmez. Eğer çok gerekirse de bu kalan, geriye gelen küçük numara, mercek değişikliği ve çok daha basit şekilde bir lazer operasyonuyla tekrardan düzeltilebilir. Akıllı mercek sonrası tabii hastaların bize sık sorduğu sorulardan biri. Ameliyat sonrası kısıtlamalar ne olacak? Hayata ne zaman dönülecek? İşe ne zaman başlanacak? Spor ne zaman yapılacak? Makyaj, seyahatler, bunlar hep sık sorulan sorular tabii ki doğal olarak. Buradaki önemli nokta, gereken en önemli şey damlaların yapılan tedavi, verilen tedavinin doğru kullanılması. Yani damlaların o 20 günlük, bir aylık sürede doğru kullanılması. Ondan sonra benim kendi hastalarıma verdiğim
Kısıtlamalar şunlar. Spor için ertesi gün yürüyüş başlayabilir. Bir hafta sonra koşular olabilir. Üçüncü haftadan itibaren bir spor salonuna başlanabilir. Pilates, yoga vesaire yapılabilir üçüncü haftadan sonra. Duş hemen 48 saat sonra yapılabilir. Havuz ve deniz için ben bir hafta 10 gün bekletiyorum. Makyaj için de gene bir hafta bekletiyorum. Makyaj yapılırken değil, silinirken göze bastırılmasını istemediğim için bunu yapıyorum. Ama genel olarak hastaların çok fazla kısıtlamaları olan bir ameliyat türü değildir. Bana göre akıllı mercek ameliyatlarından sonraki en önemli şey, bizim hekim olarak hastaya anlatmamız gereken şey, beklentinin ne olacağı. Bu beklenti çok önemli çünkü ne olursa olsun hastalara biz ne anlatırsak anlatalım, hastalarımızın beklentisi çok fazla olabiliyor. Buna şöyle bakmak lazım, akıllı mercek ameliyatından sonra uzak, yakın ve orta mesafeyi gözlüksüz göreceksiniz. Ama 20 yaşa dönmeyeceksiniz. Yaklaşık 35-40 yaşınızda gözlüksüz olan halinize döneceksiniz. Yani gece okumak için bir ışığa ihtiyacınız olacak, gün ışığında hiçbir sıkıntınız olmayacak. Uzaktan, ortadan, yakından her şeyi gün ışığında çok iyi göreceksiniz. Ama okumak için hafif loş ışıkta, karanlıkta bir ışığa ihtiyacınız olacak. Işık burada önemli bir faktör. Bir gözlük takmamak için ışığı arttırmanız yetecek. Ama beklenti ne olursa olsun günlük yaşantınız, aktiviteleriniz artık gözlüksüz olarak devam edecek. Herhangi bir yerde kısıtlamanız olmayacak. Ve eğer bundan beklentinizi çok abartılı hale getirmezseniz gözlüksüz bir yaşantınız olacak. Akıllı mercek ameliyatı planlayan ya da akıllı mercek ameliyatı olmuş hastaların bana sık sorduğu sorulardan bir tanesi ya da akıllarına çok takılan sorulardan bir tanesi, bu bir şey olur da daha gelişmiş bir lens çıkarsa ya da bir başka şartta bu lens buradan çıkar, yerine yeni bir tanesi girebilir mi? Yani daha gelişmiş bir lens kafasını birazcık artık bırakmamız ya da bunun için çok uzun süre beklememiz gerekiyor. Akomodatif dediğimiz kendinden uyumlu lensler üzerine çalışmalar yapılıyor fakat bunlarla çalışmalar çok başarılı gitmiyor. Daha uzun bir süre bu akomodatif dediğimiz kendinden uyumlu lenslerin ortada olamayacağını biliyoruz. Onun için elimizde uzak, orta, yakın düzelten trifokal ya da bugünkü gelişmiş haliyle EDOF lensler var. Bunları kullanmak durumundayız ve bunların üstüne çok kısa sürede yeni bir lens türü beklemiyoruz. Onun için uzun süre çok başarılı olan ve sonuçları bizim için de çok iyi olan, hastalar açısından beklentiyi karşılayan bu EDOF lenslerle bu sisteme devam etmek durumundayız. Son zamanlarda akıllı merceklerin en gelişmiş versiyonu, en son versiyonu EDOF lensler çıktı. Bu EDOF lensler nedir diye çok soru oluyor ya da niye bunların tercih ediyoruz diye sorular oluyor hastalardan bize. Konu şu, 3 odaklı yani trifokal lensleri taktığımızda ne oluyordu? Uzağı görüyorduk, ortayı görüyorduk ve yakını görüyorduk. Ama bunların her birini parça parça görüyorduk. Hastaların istekleri uzakla orta arasındaki mesafenin ya da yakınla orta arasındaki mesafenin de görülür hale gelmesi. Yani bu aralıkların, boşlukların uzatılması, doldurulmasıydı. EDOF lenslerin yaptığı bu. Uzakla orta, orta ile yakının arasındaki boşlukları dolduruyor. Avantajı bu. Dezavantajı ne? Uzakla ortayı çok iyi birleştirip bütün bu alanı görürken yakın görmede diğer lenslere göre, trifokallere göre biraz daha zayıf kalıyor. Ama onları da çözmenin, onları da halletmenin bazı yolları, yeni bir takım lens dizaynları var. Bir göz hekimi olarak bana en çok sorulan, refraktif cerrahi yapan bir göz hekimi olarak bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, benim astigmatım da düzelecek mi? Bunu lazerde de çok sorar hastalarımız, akıllı merceklerde de çok sorar. Evet, bunlar da hepsini düzeltmek mümkün. Çünkü bu lenslerin artık göz içine takıldığında ne kadar astigmat, hangi akstaki astigmatı düzelteceğimizi önceden hesaplayabiliyoruz ve sonrasında da o merceği seçerek, o aksa doğru yerleştirerek, bugünkü teknolojilerle çünkü hangi aksa yerleştireceğimizi ameliyatın içindeki mikroskopun üstünden bile görebiliyoruz. Onu doğru yerleştirdiğimiz zaman artık o hastalarda miyopları, hipermetropları yakın gözlükleriyle birlikte, orta mesafe görmeleriyle birlikte astigmatları da düzelmiş oluyor. Onun için bugünkü teknolojide artık uzak düzeldi, yakın düzeldi, astigmatım kaldı mı gibi sorulara hiç gerek yok. Biz bu merceklerle bütün bu kırılma kusurlarının hepsini düzeltebiliyoruz. Akıllı mercekler ya da diğer katarakt ameliyatı ya da bütün merceklerde mercek gözün içine yerleştirildiğinde gözün içindeki o arkadaki zar yerinde bırakılır. O lens onun önüne yerleştirilir. Bu gözün kendi doğal zarıdır. Buna biz arka kapsül diyoruz. Bir süre sonra bu arka kapsül kendiliğinden yavaş yavaş kesifleşir. Aynı saç gibi beyazlaşır. Üstünde birikintiler olur. Ve hastanın görmesi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl içinde yavaş yavaş tekrar bulanmaya başlar. Buna after katarak yani katarak sonrası diyoruz. Ya da biz arka kapsül kesifleşmesi diyoruz. Bu genellikle sorun oluyor. Sorular çıkıyor. İşte yeniden mi katarak oluyorum, yeniden bir problem var diye. Hayır, bu oldukça basit bir gelişmedir. Ve beklenen bir gelişmedir. Tedavisi hasta otururken, hastaya dokunmadan, hastanın gözüne herhangi bir şey yapılmadan yak lazer denen özel bir lazerle 8-10 saniyede o arka zar açılır ve bir daha geri gelmemek üzere hastanın görmesi doğal temiz haline gelir.